sayın basın mensubu arkadaşlarım. Kimi sorgulayamadığınız için ölüyor bu çocuklar. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı Has Şekerler Madencilik Şirketi'nin sahibi Saffet Uyar'ın avukatı Şeref Han, madenlerde devam eden ölümlerden sadece işletme sahiplerinin değil, kamu görevlilerinin de sorumlu tutulması ve sorgulanması gerektiğini, aksi halde ölümlerin devam edeceğini söyledi. Olayla ilgili söylediklerinin iyi anlaşılmadığını dile getiren avukat Şeref Han, "Lütfen beni anlamaya çalışın. Daha önceki kazalarda da hep böyle oldu. Kaza olduktan sonra vicdanlı ve bu anlamda duyarlı bir toplumuz. Derhal yardım kampanyaları düzenledik. Ah eyvah evlatlarımız öldü dedik, ağladık, sızladık. Yardım kampanyalarından sonra ya 3 ay sonra ya 5 ay sonra kazalar unutuldu. Sonrasında mesela orada görev yapan yine Anadolu'nun garip evlatları mühendisler ya da orada çalışan çavuşlar, barutçu, şu, bu vesaire İşte kusur dağılımına göre içeri girdiler. Kısmen tutuklu, kısmen hükümlü olarak yattılar. Çıktılar, mevzu kapandı. Ama 3 ay sonra, 5 ay sonra bir kaza daha oldu. Sonra bir daha oldu, sonra bir daha oldu. Hep olacak. Bundan sonra da olacak. Evet, hükümetin şu anda bir iş güvenliği yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu biliyorum. İhtiyaç da var yani. Çok da iyi, çok da doğru böyle bir ihtiyacın olduğunu tespit etmeleri doğru bir şey. Ancak bu aşamada özellikle Ermenek kazasında kamuoyunun dikkatini bir şeye çekmek istiyorum. Söylediklerim iyi anlaşılsın diye tekrar tekrar üzerine basarak bir daha söylüyorum. Ben Ermenek'teki kazada oradaki rödovansçı firma ya da teknik olarak taşeron değil ama halk arasında anlaşılsın diye taşeroncu firma Saffet Uyar'ın avukatıyım. Diyor ki şirketin sahibi benim. Yani Has Şekerler şirketinin tek sahibi benim. Bir numaralı imza yetkilisi benim. Bu anlamda söz sahibi benim. Sorumluluktan hiç kaçmıyor, tahliye de talep etmiyor. Biz de Saffet Bey'in kusursuz olduğunu asla tutuklanmaması gerektiğini söylemiyoruz. Tutuklamaya itiraz bile etmiyoruz ama çok basit bir şey soruyorum. Her kazada olduğu gibi bu kazada da sorumlu ve bu sorumluluğu çekmesi gereken, sırtında taşıması gereken sadece mesela mühendisler gibi, mesela orada emek vermiş sadece küçük Anadolu esnafı ya da oradaki taşeron rödovansçı firma ya da oradaki mühendis emeğiyle geçinen insanlar. Bunlar mı? Daha birkaç ay önce bu ocakta devletin görevlileri gelip de orada denetleme yapıp evet kapatılan ocakta bütün eksiklikler giderilmiştir. Çalışmasında bir sakınca yoktur diye rapor vermemişler mi dedi. Tek başına yapılabilecek bir iş olmadığı gibi tek başına yapmanın doğru olmadığı kanaatini de taşıyor.